Ev kadar bebek canıyla uğraşıyor. Senin ettiğin lafa bak. Aman iyi be sen de. Herkesi kendin gibi bencil sanıyorsun. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç mi vicdanı sızlamıyor senin? Ne diyorsun ya? Ne biçim insansın sen diyorum. Hiç mi vicdanın yok? Öyle hiçbir şey olmamış gibi. Neymiş oğlan? Katilsin. Katilsem itiraf ettim, müebbetlik oldum. Üstüne bir de sen mi vereceksin cezamı? Meryem'i öldürdün. Peki ya Elmas? Elmas'ı ben mi öldürdüm? Sen öldürdün. Kumana kaynar su atarken iyi miydi? Haşlamışın kadını. Ya o da ölseydi? İkinci kısım koğuşları. Havalandırmaya çıkabilirsiniz. Hastaneden bir haber var mı? Yok. Bir sorsanız sayın da söyle. Hadi! Bütün gün sizi mi bekleyeceğiz burada? Kapat kapıyı. Acele et biraz. İnsan gibi konuştuk. Anlamadım. Bir de böyle deneyelim Sema Hanım. Aklını başına topla. Güzel kızsın. Yazık olmasın sana. Bırak beni. Hücreye gideceksin. Bence umurumda mı? Bir daha sefere uyanma. Anladın mı? Kimse bir şey demiyor. Demek ki iyi. Gülücükler saçıyordur şimdi orada. Gülüyor mu ağlıyor mu bilmiyorum ki. Ağlamaz o. Kemal'e soralım. Az önce aradım hastaneye. Hepsi iyilermiş. Nisan da iyi miymiş? İyiymiş. Onu da ayrıca sordum. Hadi gözün aydın Meral. Ne zaman yollayacaklar? Bir şey demediler. Madem iyi niye yollamıyorlar? Başka bir şey mi çıktı acaba? Bilmiyorum. Kimsesi de yok orada. Öyle sahipsiz. Mesai bitiminde hastaneye uğrayacağım. Yarın size haber getiririm. Sağ ol. Gitmişken Kevser'e de bakıver bari. Bakacağım zaten. Ha olur da hani aklına gelmez diye. Yasemin de yarın çıkıyormuş hastaneden. Ha nasıl özlemiştik onu da. Buna ne olmuş böyle? Hem hırslı hem tırsmış. Yılan gibi kız o. Hiç az etmiyorum ondan. O yılanı alırsın. Öyle sıkarsın sıkarsın. Çat yapıştırıverirsin duvara. Kesilir tıslaması. Yamansın Zeynep. Aa ayıp oluyor mu? Bize de söyleyin. Yok bir şey.
Zinet Sultan. Hey Ekrem, yolcu ettin mi Canan Hanım'a? Ettim, ettim. Buluşturacağım ben akşam onları, senin Ahmet'le. Niye? Yalnız dikkat et Ekrem ha. Ne? Ne gibi? Yani ne bileyim. Sen anlarsın işte. Hani benim Ahmet büyümüş, yakışıklı, dalyan gibi bir adam olmuş. Her kadının gönlünü kayabilir ha. Ona göre. Hay Allah ya. Ne alem kadınsın Zinet Sultan. Bana bak. Söyle o Ahmet'e yarın gene gelsin. Tekrar görüştürelim Ahmet Bey'le. Bu iş böyle havada kalmasın. Öyle kafası kızınca çekip gidecekse söyle bir daha da gelmesin. Kızmış Zinet ablan sana de. Tamam, söylerim. Hadi. Şimdi de iyi eğlenceler diyelim bari. Ne o Beray? Konuşuruz. Efendim. Tamam bağlayayım. Merhaba, nasılsınız? Öyle mi? Erken değil mi? Ben sizi biraz daha kalırsınız sanıyordum. Tamam. Niye zahmet olsun anne? Tabii ki karşılarım. Elbette. O halde yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Akşam ayrı bir hoşluk var sizde Canan Hanım. Yok canım, her zamanki halim. Teşekkür ederim. Söylemiyorsun hala. Ne oldu da öyle kalktın gittin aniden? Bak Zinet Kara da şaşırmış. Zinet ablan sana çok kızdı diye haber gönderdi ha. Zinet abla kızmaz bana. Rakıya itirazı olan? Ben içerim valla. Şefim. Siz de herhalde rakı içersiniz değil mi? Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ ol. Peki, karavana yalın. Bugün posta gelmedi mi acaba? Yok geldi, sizin koğuşa yoktu. Anladım. Ya Fatma Hanım, çok mu kötü yemekler? Yok, ondan değil. Ya neden?
Yüzünden düşen bin parça. Deniz'den mektup gelmedi de gene. Aklım onda, gelecek mi görüşe diye. Aldırma, gençtir. Dalmıştır bir şeylere. Aç değil, açık değil. Gelebilirse gelir. Canı sağ olsun da. Hadi düşünme fazla. Öyle tabii. Ama isabet gelmesin, gözü göz değil o kızın.